Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süre tazeliğini koruyan, lezzetini herkesin çok beğendiği kurabiye tarifi paylaşacağım. İlk olarak karıştırma kabımıza 150 gram tereyağı ya da margarini alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 adet yumurtayı, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini ve 1 çay bardağı nişastayı ilave edip karıştırıyoruz. Sonrasında kontrollü bir şekilde unu ilave ediyoruz. Bu tarifte kabartma tozu kullanmanıza gerek yok. Bu aşamada bunu da ifade etmek istedim. Ben bu malzemelerle toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanılan malzemelere ve unun kalitesine göre miktar değişeceği için siz unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuz çok sert kıvamlı olmamalı. Hamur toparlandıktan sonra un eklemeyi bırakın. Sıra geldi şekil verme işlemine. Ben kurabiyemi yaprak şeklinde yapmayı tercih ettim. Siz tercihinize göre farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şekil verme işlemi bittikten sonra kurabiyelerimizi önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kurabiyelerimizin altı ve üstü hafif pembeleşmeye başlayınca fırından alalım. Kurabiyeleriniz fırında fazla kalıp gereğinden fazla kızarırsa istediğiniz lezzete ulaşamayabilirsiniz. Ben hazırladığım kurabiyelerimi benmari usulü erittiğim çikolataya bandırdım. Siz tercihinize göre sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Çikolataların üzerine de pasta süsü ilave ederek son şeklini verdim. Nefis kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.